Merhaba arkadaşlar, Rainbow Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Summer Game Fest'te arkadaşlar birçok oyunun yanı sıra bizim göz bebeğimiz Dragon Ball Sparking Zero'nun da birçok detayları belli oldu. Video geçmeden önce arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, yanımda zaten Emin de var. Emin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biliyorsun sen zaten Budokai Tenkaichi serisini seven birisin. Ben de keza öyle veya birçoğumuz öyle. Bizim de gerçekten yakından aylardır ilgilendiğimiz bir durum. Ve ilk defa çıkış tarihini de aldık. Aynı zamanda çok merak ettiğimiz fiyatlar da belli oldu. Çok lafı uzatmayayım arkadaşlar. Çıkış tarihini herkes kesinlikle merak ediyordur. Çıkış tarihi arkadaşlar 11 Ekim 2024'te. Yani çok kısa bir süre içerisinde çıkacak diyebiliriz. Artık şurada önümüzde birkaç ay kalmış vaziyette. Ve aynı zamanda fiyatlar da belli oldu. Aynı zamanda DLC ve Season Pass de şimdiden belli. Tabii biz bunları yorumlayacağız. Oyunun tatlı yeni mekanikleri var. Daha doğrusu aslında eskiden aşina olduğumuz şeyleri tekrar yapmışlar. Onlar da bizim oldukça hoşumuza giden detaylardı. Yine bunları 2024 yılında deneyimleme şansımız olacak yeni grafiklerle. Şöyle evet. Fiyatlardan bahsetmek gerekirse arkadaşlar, ondan sonra zaten oyun analizine geçeceğiz. MENA bölgesine özel bir fiyatlandırma söz konusu. Bu çok önemli mevcut ekonomik şartlarda maalesef. Standard Edition 45.99 dolar arkadaşlar. Güncel kurla 1489 TL yapıyor. Deluxe Edition 64.99 dolar. Güncel kur ile 2104 TL yapıyor. Ultimate Edition ise 69.99 dolar. Güncel kur ile 2266 TL. Çok detaya girmeden arkadaşlar ufak bir Emin'e bir sorayım. Emin, fiyatlandırmayı nasıl buldun? Ben öncelikle Bandai Namco'ya teşekkür ediyorum. Bu konuda özellikle diğer şirketlerin de bu konuda yani özverili olmasını dilerdim. Şahsen Bandai Namco kadar Steam'de gördüğümüz kadarıyla MENA bölgesine özel bir fiyatlandırma yapan çok az bir şirket vardır herhalde. Yani çok gördüğüm de yok şahsen. Ondan dolayı mutluyum. 45 dolar olarak çıkması gayet iyi, makul. Onun yanında da 16 yıl geçmesiyle birlikte bu serinin tekrar şahlanması bütün hayranlar olarak bizim için çok fazlasıyla mutlu edici bir haber. Zaten ben gecesine kadar bekledim. Hemen gecesinden çıktığı gibi satın aldım. Hatta Ultimate paketini direkt satın aldım 70 dolar olmasıyla beraber. Özellikle de oyuna değinecek olursak kesinlikle geçmişten yer alan bazı özelliklere sahip. Mesela ya şöyle olsaydı mantığında bir içerik söz konusu. Evet, What If serisi de vardı. Aynen. Erkan abi, hatta sen de bunu da yorumda yapabilirsin. Mesela orada gördüğümüz sahnelerde mesela Goku Piccolo'yla isterse takım olabilir veya kendi başına dövüşebilir. Evet. Yani örnek vermek gerekirse hani orada en başta Raditz'le Piccolo olayı var dediğin gibi. Burada bir seçim yapabiliyoruz. Ya tek başımıza gidebiliyoruz ya da Piccolo ile gidebiliyoruz. Tek başımıza olan seçeneği seçtiğimizde galiba Kuririn de arkadan sonra bizi takip ediyor. Raditz'in yanına doğru gitmeye başlıyoruz diye yorumladım ben orada. O hikaye açısından çok güzel ve aynı zamanda hemen bir sonraki örnek de gösterildi. Vegeta tarafından Ozaru formundayken Kuririn'in öldürülmesi ve o esnada Son Goku'nun Super Saiyajin biri açması, o da oldukça güzel bir şeydi. Ama beni burada en çok yani kafamda soru işareti bırakan şey, eski Budokai'lardan bilirsiniz, bunlar bölümlüktü. Acaba Kai'nin başından sonuna kadar oyun başında yaptığımız seçimler ve What If'teki seçenekler oyun sonuna kadar etki edecek mi? Eğer böyle bir şey olursa RPG açısından konuşuyorum, kesinlikle benim Kakarot'tan bile daha iyi bulduğum bir oyun olabileceğini düşünüyorum bu açıdan. Kesinlikle. Hatta abi ben şunu ilave etmek istiyorum. İnsanlar ilk bu oyun çıktığı zaman şöyle bir eleştiride bulunmuştu. Aha, 100. defa Dragon Ball hikayesi, orijinal hikayesi tekrar baştan oynayacağız. Bu eleştirilere yanıt olarak geliştiriciler çok iyi bir şekilde eski mekaniği ya şöyle olsaydı mantığını daha da üzerine koymuşlar. Eğer baştan sona kadar hikayede böyle rol yapma özelliği olacaksa bu kesinlikle muazzam. Hatta iddialarında da galiba sitesinde daha da detaylar olacaktır. Onları da okudukça, oyunda çıktıkça bunları kesinlikle deneyimleyeceğiz yani. Kesinlikle, ve bu aslında oyunu tekrar oynayabilmek için de büyük bir bahane olur. Çünkü başından sonuna kadar gerçekten hikayeler etkili olursa eğer, bu senin oyunu birçok defa başka seçeneklerle gidebileceğin, bitirebileceğin anlamına geliyor. Bu açıdan da çok çok önemli bence. Ve hani gerçekten senin dediğin gibi bu tartışmalar çok oldu. İşte ya işte Kakarot V2 falan diyenler vardı ya da bu kaç defa oldu, bunu kaç defa görürüz diyenler vardı. Evet, belki şeylerinde haklı olabilir ama yani hikayenin gidişatı vesaire falan belli. Yeni grafiklerle çıkmasında da bence çok kötü bir şey değil yani. Sonuçta artık eskimiş bir oyun serisiydi ve bunu da kabul etmek lazım. Bunun tekrar yeni gelmesi bence kötü bir şey değil. Ha, birebir yenisini yaparlar, aynı mekanikler olur vesaire falan, tabii bunu eleştirebiliriz. Ama üstüne koyup geliyorlarsa ben aslında gayet okeyim yani bu durum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta
şu an Instagram'da da paylaştık zaten videoyu ve insanlar da bizden de videoyu izlemek, yani canlı yayın yapmak bile istiyorlar. Hatta Erkan abi sen bu konuda onun çıktığında canlı yayın yapabilirsin. Çünkü insanlar ilk başta belki satın almayacaktır, belki indirimi bekleyecektir. O konuda hem canlı yayın olabilir, belki YouTube'da da video olarak paylaşılabilir. Bu denli şeyler de yapılabilir. Tabii yani o kesinlikle bir canlı yayını yaparım. Artık Twitch'ten mi olur, YouTube'dan mı olur bilmiyorum. Biraz da oyunun şeyine bakmak lazım. Şimdi bu sesler biraz bizi zor duruma sokabilir mi? Yani müzik açısından hani acaba telif ve sarı olabilir mi? Buna uygun yeri belirleyip ona göre orada bir yayın yapabiliriz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani maalesef gerçekten birçok eğer arkadaşımızlar çalışmıyorsa kurun da biraz maalesef kötü olmasının dolayı alınması da zor olabilir. Bu açıdan gerçekten önceden bir fikir almak açısından bizimle oynamamız sizin için iyi olabilir. Hatta gerekirse arkadaşlar YouTube'dan bunun için bir oyun serisi bile yaparız yani isterseniz. Ama kesinlikle bunun yayını veya bir video şeyi kesinlikle gelecektir herhalde. Bu konudan %100 emin olabilirsiniz. Zaten ben de Ultimate Edition'dan yanayım. Yoksa Deluxe'un arasında 5 dolar fark var. Bu da yaklaşık bilmiyorum şu an güncel kodan 150-180 arası bir şey herhalde, tam hesaplamadım ama çok büyük bir fark yok. Almışken Ultimate Edition'ı alın derim eğer birçok şeyden faydalanmak istiyorsanız erkenden. Veya standart alabilirsiniz durumunuza göre, artık cebinize siz karar vereceksiniz. Biz bir şey diyemeyiz. Hazırda standart, Deluxe, Ultimate demişken bunun da farklarına aslında bakmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, Emin kesinlikle. Burada sana yollayayım ben bu soruyu. İstersen hafif içeriklerden bahset. Bir de yeni gelen karakterlerimiz de var. İstersen ondan da bahsedebiliriz. Hala ilk önce o zaman bu videoda yeni tanıtılan karakterler konusunda değinelim. Bu videomuzda Bardock karakteri öne çıktı. Aynı şekilde Golden Frieza da var. Redis zaten de, o da tanıtıldı. Ondan sonrasında Gohan Super Saiyan 2 versiyonu da tanıtıldı. Öte yandan da Jiren Full Power'da bu trailer'da yer aldı. Evet, Goku Black, Zamasu vesaire falan, bunların hepsi var. Aynı şekilde. Aynen öyle. Öte yandan paket içeriğine bakacak olursak Standard Edition'da eğer ön sipariş yaparsanız 6 tane karakteri, işte Gogeta ile Broly karakterini erkenden açmış olacaksınız. Onları oynayabileceksiniz. Bir de ekstra orada altın bir soru işaretinde de bir oynanabilir bir karakter sunuyorlar. Orada ne çıkacağını bilmiyoruz. Onu büyük ihtimal oyun çıktığında göreceğiz. Evet. Deluxe Edition'a baktığımız zaman da yine aynı şekilde standart oyun sunuluyor ve içerisinde DLC 1, DLC 2, DLC 3 yani ek paketler 3 tanesi de yer alıyor. Evet. Bu paketlerin içeriği Super Hero filmi olacak. Bir de yanında da Daima. Daima'nın da yerinde olması gerçekten de aslında şaşırtıcı. Yani Daima izledikten sonra oradaki karakterlerin de bu oyunda olması herhalde hemen anime sonrasında bir pekiştirme olacak. Bu da şahsen güzel oldu. Shenlong'da Summon şeyi var. Summon sistemi var herhalde. Çok evet, o konuda bir detayımız yok maalesef henüz. Ama muhtemelen Deluxe Edition'da yazdığına göre Shenlong Summon olacak. Maalesef dediğim gibi içeriğine sahip değiliz. Aynen. Ekstra özellik olarak da bunları eğer satın alırsanız, yani Deluxe Edition'ı satın alırsanız 3 gün erkenden oynama şansınız olacak. En büyük herhalde özelliği bu. Ve Ultimate Edition'ı istersen abi sana paslayabilirim. Orası da geniş çaplı. Tabii Ultimate Edition dediğim gibi arkadaşlar 5 dolar farkla, yani çok büyük bir fark değil. Kesinlikle alacaksanız bence Ultimate Edition'ı almanız taraftarıyım ben. Çünkü ekstradan arkadaşlar Goku'nun biliyorsunuz Nioibo'su var. Nioibo'yu almış oluyorsunuz. Herhalde kozmetik diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bir kostüm seti de var. Dragon Ball Super'dan olsa gerek. Bakmıştım. Hatta direkt Broly filminden diye hatırlıyorum. 2 tane emote voice'u varmış. Bu da biraz bende bir güzel bir soru işareti yarattı. Emote voice set vesaire falan varsa acaba diyorum hani lobby vesaire mi olacak? Çünkü aynı zamanda oyununda online olduğu için böyle bir lobby olursa orada kullanmalık bence güzel olur. Ekstradan 2 player card background var. Oyuna girdiğimizde bir kart gösterimi olacak. Hani mesela oyun yüklendiği zaman acaba bir arkada yüklenme ekranında ufak bir kart mı olacak? Kişinin online bilgisini gösterecek belki bir şey olabilir. Herhalde öyle bir şey. Yani çok da dediğim gibi bunu detayla bilmiyoruz maalesef. Bir de bir tane kostümize item varmış. Onun da ne olduğunu açıkçası çok bilmiyorum. Ama bakalım yani o zaman onları göreceğiz. Ama burada da bitmiyor tabii. Shenlong'un yanında Super Shenlong'un da bir summon'u varmış. Yani aslında iki tane mi summon yapmış oluyoruz? Tabii içinden kaç summon çıkıyor onu da bilmiyoruz ama hem Shenlong hem Super Shenlong Shenlong'un Summon'una sahip olmuş olacaksınız. Yine aynı zamanda DLC 1 ve 3'e kadar hepsi yine içinde var. Ve dediğim gibi Shenlong Summon'u da burada mevcut. Yine 3 gün erken erişim söz konusu. Ve aynı zamanda erkenden yine 6 tane karaktere erişim söz konusu. Bunlar da zaten Gogeta ve Broly 3'er 3'er ayrılmışlar. Ama bu bütün paketlerde var. Hem standart hem deluxe hem ultimate'de. Ve galiba sonradan da açılan bir şey diyebiliyorum. Çünkü oynanabilir bir karakter. Yani parayla satılmıyor. Sadece erken erişim almış oluyorsunuz. Ama bence burada eğer gerçekten full paket
istiyorsanız oyununuzu Ultimate Edition'dan yana kullanmanız gerek diye düşünüyorum. Çünkü ekstradan fazla özellikleri var. Kozmetik vesaire. 150-160 liralık bir şeydi arkadaşlar. Çok bulmuyorum bunun için. O yüzden Ultimate Edition alma taraflarıyım ben. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Oyun ilk çıktığı zamanda insanlar hakkında insanlar bu konuda tartışma olarak sunmuştu. Oyun şöyle olacak. Sadece online olarak arkadaşınızla uzaktan oynayabileceksiniz. Online yani. Mesela evine arkadaşını çağırdın. Büyük ihtimal yan yana oynayamayacaksınız. Eski oyunlarda yan yana oynayabiliyorduk. Yani split screen dediğimiz ortadan ikiye bölünme ekranı bu oyunda sanırsam olmayacak ama ilerleyen belki süreçte bunu belki geri kazandırabilirler. Çünkü bu konu gerçekten konuşuldu. Eskiden vardı, neden artık şimdi olmuyor? Artık yoksa konsollar mı izin vermiyor? Render kalitesi mi yetmiyor? Bununla ilgili belki bir detay olması şart diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bence eskiden birlikte arkadaşıyla evinde oynadığı gibi oynaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah onu yapabilirler. Eğer olmazsa da artık demek ki online çağa ayak uydurmak zorundayız. Yani evet, eskiden bunlar daha yaygındı tabii. O hani LAN olarak oynadığım kısımlar. Artık şu an artık insanlar birçok yerde internete vesaire erişimi olduğu için buna çok gerek duyulmuyor ama eğer kardeşim vesaire varsa ya da ne bileyim yakın arkadaşlarım varsa yakın konumunda oturan, aslında bu açıdan bunların bence önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da evet, bölünmüş ekrandaki render vesaire falan bunların işine girdiler mi girmediler mi, tabii bunu da bilmediğimiz için bu konuyla ilgili çok pek yorum yapamayacağım ama yani keşke olsaydı dediğim seçeneklerden bir tanesi. Hatta bazıları demiş ki bu var, gelecek vesaire falan demiş ama bununla ilgili bir açıklama yok. Yani bu yüzden hani bunu da burada evet vardır veya kesinlikle yoktur diyebileceğim bir şey söz konusu değil. Steam'e baktın mı? Steam'de de bazı yerlerde LAN vesaire falan yazdı diye gösterenler var. Split ekranı falan videolarda görmedim. Şu an Steam sayfasını kontrol ettim. Ortak bölünmüş ekran PvP desteği gösteriyor ama bu konuda kesin bir kendi sitesinde falan çıkmadığı için bu konuda pek bir şey diyemiyorum. Oyun çıktığı zaman anlayacağız. Yani şu şey var maalesef, hani bu tarz yerlerde bu tarz açıklamalar genelde hep değişiyor. İlk başta bu yoktu. Kesinlikle. Mesela sonradan etkilendi. Yani bunun çok videosunu veya tamamıyla oyun şirketinden bir açıklama gelmeden hani evet vardır diyebilir miyiz bilmiyorum. O yüzden şu an pek o konulara dediğim gibi hani %100 emin olmamakla birlikte yorum yapıyoruz zaten. Ama duruma göre ilerleyen zamanlarda eklenir eklenmez. Ona bakacağız. Tabii dediğim gibi Steam'de eğer girip baktığınızda böyle bir özelliğin olduğu söyleniyor. Ama nasıl uygulanacağına dair herhangi bir açıklama yok. Yani ama bu muhtemelen bir de sadece PvP için olan bir şey diye düşünüyorum. Yani evet, bu oyunun böyle bir PvE'si de yok. Bunun da altını çizmemiz lazım. En azından belirtilmedi. Yani eğer arkadaşlarımla şey yaparım diyorsanız işte hikaye ortak oynayın vesaire falan co-op tarzında bir açıklama yok. Sadece çevrim içi bir PvP olduğu söz konusu bir ibaresi var. Diğer şeyler yok. Onun da altını çizmiş olalım. Aynı zamanda eğer bir kaygınız varsa arkadaşlar, hani bilgisayarım kaldırır mı kaldırmaz mı, muhtemelen yeni bir oyun olduğu için ve Unreal Engine'ı da desteklediği için arkadaşlar, hem NVIDIA hem AMD konusunda FSR ve DLSS desteği olacağından da eminim. Çünkü dediğim gibi yepyeni bir oyun ve muhtemelen bu konuda teknolojide bunları destekleyecektir diye düşünüyorum. Yani o açıdan belki bir şeyleri kısmadan da tam grafiklerde oynayabileceğimiz durum olabilir ama bunu da belirtmek lazım. Maalesef oyunun herhangi bir sistem şeyi paylaşılmadı. Açıklanacak bir durumda bırakılmış. Bunu şu an bilmiyoruz. O yüzden kesin bir yorum yapmak da burada yine doğru olmaz. Ama dediğim gibi Unreal Engine olduğu için ve yeni bir oyun olduğu için muhtemelen FSR ve DLSS'in son teknolojisi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sizlerin yorumları nasıl Sparking Zero ile ilgili? Dün paylaşan trailer, aynı zamanda bugün konuştuklarımız hoşuna gitti mi? DLC'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlerleyen zamanla neler gelebilir? Bunlarla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına bırak unutmayınız. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve tabii abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.